Teşekkürler. Can I have red wine? Oh, red wine. Rojo. No sangria, red wine. No, red wine, yeah. Evet, şu an beni takip etmeyi devam ediyor manyak şey. Laranda Caddesi'nden herkese selamlar. Şu an paellam geldi. Göstereyim size paellayı. Burası inanılmaz derecede güzel bir ortam. Az önce Colombo anıtının önündeydim. Colombo anıtının önündeydim. Güzel anlarım oldu. Küçük bir video paylaştım. Bir bardayım. Aslında burası Christoph Colombo anıtının içerisi. 60 metrelik heykelin içerisine bir çok dar bir asansör yerleştirmişler. Yukarıdaki harika Barcelona manzarasının atmosferini yaşayabiliyorsunuz. Bununla beraber, yemekle beraber ne anlatayım size? Şunu anlatayım. Soruyorlar nasıl geldin diye Barcelona'ya. Bu arada şu güzelliği görmemiz lazım. Kırmızı şarap söyledim ve benimle beraber kırmızı şarabım gelecek şu anda. Muchas gracias. Soy de Turco. Turco da soy de Pakistan. Soy de Pakistan. Tu eres Pakistan. Okay. Gracias. Ay. Yes, you're right. Okay. Cinco. Şimdi başka bir şarap söylersek daha yüksek gelebilir, o yüzden uygunlarla idare etmeye devam. Evet, ne diyordum? Şu anda Laranda Caddesi üzerindeyim. Paella söyledim. Paella yemesem beni döveceklerini söyledi arkadaşlar. Canlı test ediyorum şu anda. İçerisinde et var, tavuk var. Zaten seafoodla aram olmadığı için sıcak.
Gerçekten güzel. Güzel. Beğendim. Niye için dediklerini anladım. Benim gibi eğer ki deniz yiyecekleriyle aranız yoksa siz de tavuklu ve etli bir karne söyleyebilirsiniz. Paella'yı burada her yerde yapıyorlar. 10-15 euro civarında. Bütün gün bir şey yemediğim için çok bir sıkıntı olmayacak. Bu güzel manzara eşliğinde şunu anlatayım size. Yemeğimizi yerken. 2 hafta önce buraya geldim. Sabah kontrolünden de geçtikten sonra sanırım her şey yolunda gidecek. Şu andaki tek olayım İstanbul'dan gelen bagajları bulabilmek. Emrah Bagadıran yazılı bir şey bulursam dünyanın en mutlu insanı olacağım. Senior Emrah. Emrah. Yeah. Okay. Oh. Ya, lo siento, yager tarde. Ah, ne basana da. Ya bir sinek geldi. 2 hafta önce buraya geldim. Ve 2 hafta önce buraya geldiğimde uzun zamandır çıkmadığım için bayağı bir şaşırdım. Gelmeden önce biz Türkler için yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesi sinek var. Ne yazık ki şunu kapatayım şöyle. Ne yazık ki vize durumunu halletmeniz gerekiyor önce. Biletlerimi zaten bir ay öncesinden almıştım. Fakat daha da öncesinden vize olayımı hallettim. Aşağı yukarı 3-4 hafta öncesinden vize durumunu da halletmeniz gerekiyor. Bu önemli. Buraya dil okuluna geldim. Vizeyi en hızlı halledebileceğiniz tek bir yöntem var. Bir ajantaya başvurmanız. Yani red yemek istemiyorsanız bir ajantaya başvursanız iyi olur. Çünkü ben de daha önce yurt dışı eğitim danışmanlığı yaptım. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu yapın. Daha önce de yurt dışı eğitim danışmanlığı yaptığım için İşimi riske atmak istemedim. İnternet ortamından da kendiniz pek çok okul bulabilirsiniz. Fakat konsolosluktan red yemeniz olası. Ben bunu riske edemezdim. Ve Academics diye bir yurt dışı eğitim danışmanlık firması vardı. Beni buraya onlar gönderdi. Nazlı diye, sevgili Nazlı, yorum yapar mısın demiş bana. Yorum değil, direkt video çekiyorum. Paella yerken kendisi de çok istemişti zaten paella yemeğimi. Mutluyum burada olmaktan. Bir aile yanında kalıyorum. Yalnız Nazlı şunu söylemem lazım. Biraz da okuluma uzak. Neden? Bu durum hoşuma gitmiyor. 1 saat gidiyorum, 1 saat geliyorum. Aslında evet, metro banyolarında kendime ait bir odam, dolabım, eşyalarımı koyabileceğim yerler, geniş bir odam ve banyom var. Tamam. Ama şehirden uzak olduğu için her şeyi daha evden çıkmadan önce planlamam gerekiyor. Ve okulum saat 2'de olduğu için aslında her gün bir yerlere gidemiyorum. Ben buraya dilimi geliştirmeye geldim. İspanyolcamı geliştirmeye geldim. Daha önce Cervantes'te gitmiştim İstanbul'da, Taksim'de. Espanol es muy importante lingua en el mundo. Estamos aquí en Istanbul. Vamos a viajar a Lima. Bienvenido a Lima. İspanyolca ile az çok arası olanlar bilirler. Tamam, tam böyle neyin karşısındaydı? Polis karakolunun yanında bulunuyor İstanbul'daki Cervantes Enstitüsü. İstanbul'daki Cervantes Enstitüsü İspanyolların akredite tek kurumudur. Pek çok yerde İspanyolca öğrenebilirsiniz ama size oraya gitmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık olarak 7 ay devam ettim. Ve bunun sonunda B1 seviyesine gelmiştim. 1,5 senedir bir ara vermiştim.
ve vermiş olduğum bu ara neticesinde tekrardan gelmenin güzel olabileceğini düşündüm ve 3 haftalığına buraya geldim. Son haftam, işin aslına bakarsanız işin üzücü tarafı bu. Kurs ne kadar tuttu? Yaklaşık olarak her şeyle beraber benim bu gezimin maliyeti 2000 euroyu biraz geçti. Evet, maliyet biraz yüksek, kabul ediyorum. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Nihayetinde kendinize yatırım yapıyorsunuz ve parayı her zaman her yerde harcayabilirsiniz. O yüzden ben bu şekilde kendime yatırım yapmayı tercih ettiğim için buradayım. Ne diyebilirim? Türkler için hayat zor. Ama bir şey uğruna bunu yapabiliyorsanız eğer, kendinize yatırım yapın arkadaşlar. Ben bugün bu yatırımı yapıyorum. Kim bilir belki başka bir gün Kaliforniya'ya gidebilirim. Oraya gidebilirim, buraya gidebilirim. Cervantes'e Yusuf'un akredite ettiği bu okul, Don Quixote. Seviyem B, bıraktığımda da B idi. Ama B1 idi. Burada direkt B1'in ortasında bir yere geldiğimi hocalarım karar verdiler. Az önce hocayla aynı zamanda yazılı sınavın üzerine bir de sözlü sınav yaptık. Bana B1 çıkacağımı söyledi görünüşe göre. Son 2 haftadır anlamı düzeyim gelişse de hala sıkıntılar var. Konuşamıyorum hala. Çünkü çok zor. Bu dil gerçekten zor. Daha önce de söylemiştim profesörü çektiğim videoda. Fakat sıkıntı şu ki bu dil zor. B seviyesinde olmama rağmen etrafta daha fazla kişilerle iletişime geçmeme rağmen yok, dili çözemiyorsunuz. Ne İngilizceye benziyor, Türkçe ile alakası yok. Ama geldiğim için mutluyum. Yıllık iznim vardı 3 hafta ve bunu kullanmak için buradayım şu anda. Pek çok yere gezdim. Kırık İspanyolcamı denemeye çalıştım. Disculpe. ¿Dónde está calle Mallorca? Mallorca. ¿Esta? No me acuerdo. İspanyolcamın kötü olmadığını fakat hala konuşamadığımı çünkü bu dilin çok zor olduğunu düşünüyorum. Sadece günlük hayata daha aşina olabilmek için buraya geldim. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ya.